Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar. Güney Kore'de bir mahkeme, köpeklerin eti için öldürülmesinin yasa dışı olduğu yönünde bir emsal kararı imza attı. Hayvan hakları aktivistleri, mahkemenin kararının gelecekte ülke genelinde köpek eti tüketiminin yasa dışı hale gelmesinin önünü açacağını umuyor. Buheon Şehir Mahkemesi'nde Nisan ayında yapılan duruşmada suçlu bulunan köpek çiftliği işletmecisine $2,700 para cezası verildi. Mahkeme, ayrıntıları bu hafta ortaya çıkan kararında, et tüketiminin köpekleri öldürmek için yasal bir neden olmadığına hükmetti. İşletmeci temyiz hakkını da kullanmamayı seçti. Güney Koreli Hayvan Hakları Örgütü, KER, hayvanları nedensizce öldürmek ve temizlik ve inşaat düzenlemelerini ihlal etmekle suçladıkları köpek çiftliği işletmecisi hakkında geçen yıl şikayette bulunmuştu. Köpek eti endüstrisi üzerinde baskı kararla birlikte artacak KER, örgütünün avukatı Kim Ki-young'un kararı memnuniyetle karşılayarak, bu, köpeklerin sadece eti için öldürülmesinin yasa dışı olduğunu söyleyen ilk mahkeme kararı olmasından dolayı çok önemli, dedi. Bunun bir emsal oluşturduğunu vurgulayan avukat Kim, karar köpek etinin tüketiminin tamamen yasa dışı ilan etmenin önünü açtı, diye konuştu. KER, örgütü lideri Park So-yun da benzer şikayetler hazırlayıp yasal mercilere sunmak için ülke genelindeki köpek çiftliklerini ve mezbahaları takip ettiklerini söyledi. Park, geçtiğimiz yıllarda köpek etinin tüketilmesi konusundaki kamusal söylem onu yasaklamaya doğru gitti. Köpek eti endüstrisi üzerindeki baskı mahkeme kararı nedeniyle artacak, dedi. Ülkede her yıl 1 milyon köpek eti için öleye köpek eti uzun zamandır Güney Kore mutfağının bir parçası. Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin eti için tüketildiği belirtiliyor. Özellikle de yaz aylarında tüketilen köpek etinin enerji verdiği düşünülüyor. Ancak Güney Koreliler arasında köpeklerin besi hayvanı değil, insanların dostu olduğu anlayışının giderek artması sonucu köpek etinin tüketilmesi özellikle genç kuşaklar arasında bir tabu haline gelmeye de başladı. Ülkedeki hayvan hakları aktivistlerinin de bu konudaki baskısı artmakta. Ülkede bu konuda belirli bir yasak olmamasına rağmen resmi yetkililer Pyeongchang Kış Olimpiyatları gibi uluslararası organizasyonlar öncesinde, köpek çiftlikleri ve köpek eti sunan restoranlara karşı önlem almak amacıyla temizlik düzenlemeleri veya hayvanların gaddarca kesilmesini yasaklayan hayvan koruma kanunlarını hayata geçirmişti. Güney Koreliler'in %40'ı yasağı onaylamıyor. Diğer taraftan Demokrat Parti'den bir milletvekili de köpeklerin eti için öldürülmesinin yasaklanması konusunda bu hafta parlamentoya bir tasarı sundu. Kanun tasarısı, eti için kesilmesine izin verilen hayvan türlerini besi hayvanları olarak kısıtlıyor ve köpek bu türler arasında yer almıyor. Ancak bazı Güney Koreliler tasarıya, kültürel ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. YTN televizyonuna konuşan bir köpek çiftliği derneği temsilcisi Cho Van-ro, bu karar zalimce. Köpeklerin eti için öldürülmesinin bu hayvanların geçici hevesler sonucu öldürülmesiyle aynı şey olduğunu kabul edemeyiz, dedi. Ülkede 17 bin kadar köpek çiftliği olduğunu söyleyen Cho, hükümete köpek eti tüketimini yasallaştırması ve mezbahalara lisans vermesi çağrısı yaparak, yoksa sonuna kadar direneceğiz. Köpeklerin eti için yenilmesi ve köpeklerin evcil hayvan olarak beslenmesi birbirinden ayrılmalı.
inekler, domuzlar, tavuk ve ördeklerin hepsi yenilmek için yetiştiriliyor. Neden köpekler olmasın, dedi. Ülkede geçen yıl yapılan bir ankete göre Güney Korelilerin %70'i köpek eti yemiyor ancak sadece %40'ı bu uygulamanın yasaklanmasını onaylıyor. Diğer Asya ülkelerinde de benzer tartışmalar yaşanıyor. Çin'in Yulin kasabasındaki köpek eti festivali uluslararası arenada tepki çekmesine rağmen kalabalıkları kendisine çekmeyi sürdürüyor.